birkaç eleştiri var. İster misiniz okuyayım mı? Okuyorum o zaman. Filmin ilk yarısıyla ikinci yarısındaki senaryo dili belirgin bir şekilde birbirinden farklı. Sanki ilk yarı yazılıp cami avlusuna bırakılmış. Hayal kırıklığıyla çıktım. Üzgün surat. Yazarla ilgili bir şey. Bu denli ağırlığı olan bir hikaye çok zayıf aktarılmış. Film seyirci için alamayan bir atmosfere sahip. Bir aşamadan sonra Neptün'de geçiyormuş gibi izlemeniz mümkün. Çok da kötü bir yorum gibi değil bu. Neptün falan yani yabancı film havası diyor. Olabilir. Bunca ülke bir araya gelip nasıl bir... pardon, doğrultamadığınız şey yapmış. Doğru diyor. Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız kaçırmayın derim. Bu kadar ucuza kaçılan bir proje yaratılmasını aklım almıyor, yazık. Filmin en önemli karakteri olan Osman'ı canlandıran Metin Sekmez bu rolün hakkını... vermekten çok uzak bir performans çizmiş. Ben boşuna mı konuştum oytun diye? Ya ben sadece Metin'e sizin onayınız olmadan mı verdim yani ya? Ya çapında yönetmenim diye dolaşıyorsun orada. Bu mu ortaya çıkaracağın kurgu bu muydu? Sizin de kadın entrikalarınızdan, sidik yarışınızdan bok gibi kas çıktı. Bizim kadın entrikalarımız... Bok gibi çıktı orada. Allah aşkına ben olmasaydım o Meltem cephede var ya, mermiyi şoförüne taşıtacaktı, biz bunu izleyecektik. Ne olmuş? Ulan madem kurguyu beğenmiyorsun niye dağıtımcıya veriyorsun amcık? Hüsnü ne yapalım? Ne vaatlerde bulundum bana, Hollywood standartlarında bir film yapacaktık. 4 kamera çekecektik, 4K çekecektik. Ulan 5 kuruşa film yaptın. Filmin yarısını benim elimde çektik lan. Çünkü para bitti ya! Ne? O para çoktan bitti. Bu Nilüfer için söyledikleriniz... Yani onu kandırmak için söyledikleriniz... Aslında yalan değildi de... Yalnız onu siz bilmiyordunuz daha. Ben kumar oynadım. Bütün paramla Bitcoin aldım. Hayır ben senin ama vizyonunuz. Vizyonsuz. Yavşak. Yana soktuğum. Haklısın. Sana ne oluyor ya? Arada kaynamaya mı çalışıyorsun? Ha, sen ne yapıyorsun? Yasada tak tak gidince elde avuçta para kalmadı tabii. Ben de tekrar para yardımı alamamak için yabancı yatırımcılara bu durumu itiraf etmek zorunda kaldım. Belki para verirler diye. Hatta gişeden bana gelecek gelirle bunların borçlarını ödeyecektim. Anlaşmasını bile yapacaktım ama işler düşündüğüm gibi gitmedi. Bunlar bana olan güvenini kaybettikleri için finansal desteklerimi de teker teker çektiler ama isim hakları tabelada aynen kaldı. Ne oldu ondan sonra? Ben de elinde avucunda ne varsa hepsini ekledim. Hatta borç para buldum, kredi çektim, hepsini birleştirdim. Bütçeleri, maliyetleri azıcık düşürmüşüz. Ucuz da olsa filmi tamamladık. Ne oldu yani? Hatta burada yazılan üzerinden hak vermemek için senaristi bile değiştirdim. Bunu da mı değiştirmiş? İşte bütün gerçek bu. Deseniz ya Galicia zaten işgal altındaymış. Durun, galiba şu anda bir pozitif yorum var. Oya Damatyalı, filmle ilgili en güzel şey. Perdede belirdiği her an parlıyor ve bizi karakterin hayatına davet ediyor. Muhteşem bir performans. Ben hamileyim. Ne? Niye? Kimden diye sorayım mı? Hiç sormayayım, oralara girmeyeyim. Belki sen de bilmiyorsundur. Hayır, biliyorum. Biz aslında filmin yani çıkmasını bekledik. Daha önce açıklamadık ama... Biz evleniyoruz. Ne güzel. Tebrik ederim. Ne oluyorum? Ana oluyorum. Salak. Nilüfer 5 kez aramış beni. Ne diyor? Ne diyecek? Mesaj atmış da bakmayacağım. Ben şimdi Galip'ten boşandım ya. Bu beni defalarca aradı. Niye aradı biliyor musun? Geçmiş olsun demek için falan aramadı tabii ki. İçinin yağlarını eritmek için aradı. Beni sinirlendirecek yani, ayrıldım falan. Laflar sokacak bana. Şimdi niye aradı? Bence bu film kötü gidiyor ya şimdi ya. Yorumlar falan. Yorumlar geliyor arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bir şey konuşuyoruz ama bu ne ya? Arkadaşlar. Buraya bir tane kuş konmuş. Ne yapmış o kuş bana? Bu tutmuş. Hadi bu yakalamış. Ben. Bu yoğulmuş. Bu pişirmiş. Bu, bu da ne? Filmle ilgili kötü yorumlar geliyor ya. Beni sinirlendirmek için arıyor. Değil mi? Olabilir mi sizce, öyle mi? Mesaja bakayım mı? Bak merak ettim. Demiş, asi. Ne oldu? Nilüfer mesaj atmış ama çok acayip. Ne diyor? Sencan. Bu ilk senarist var ya. Bence modunuzu değiştirin. Böyle bir şey değil. Sencan var ya ilk senarist. Nilüfer onu bizim başımıza bela etmek için beynini yıkamış, doldurmuş.
adam kırtılmış bir şekilde kontrolden çıkmış, kafayı sıyırmış. Yavuz'u öldürmek için buraya gelmek üzereymiş. Yavuz hanginizi? Ben hepsi hocam diyorum. Yavuz benim, Yavuz ne alakası var ya? Seni öldürmek için geliyormuş. Silahı da varmış. Tamam bırak. Dikkatli olun falan diyor. Bırak ne? Bu Nilüfer Bizans oyunlarından biri işte. Buna mı inanacağız? Sen de inandın bunların hepsine. Ama bu kadar... Olabilir mi canım öyle? Bu bizim ilk sene çocuk değil mi? Adam azıcık sinirlidir. Nilüfer bunu doldurmuştur. Ne yapacak? Gelip burada katliam mı çıkaracak ya? Bırak. Doğru söylüyorsunuz işte. Ben hep bu iyi niyetimden kaybettim hep. Ne yapacak yani? Nilüfer Çiyan'ın yine oyunlarından biridir. Ne bak? Bu bizim ilk sene çocuk değil mi? Arkadaşlar! Gezer aldık! Adam ölecek! Hiç içmeyin! Ne oldu? Kapı çaldı değil mi? Aniden birini mi bekliyorsun sen? Ben kimseyi bekliyorum. Kapı çaldı, duydunuz. Ay ama çok abarttınız ya. Ben bakarım kapıya. Bir dakika. Sen can taşıyorsun. Aa. Ben bakarım. Oha. Taşmaş bir şey var mı ya? Yok artık. Bu ceket ayrı mı yakışıyor bir sana? Ceketin değişik yakışmıyor mu ya? Ben seni başkası zannettim. Kaside yukarıda mı? He yukarıda. Ben sizin aranızda bir şey var sanırım. Bir dakika. Bunun ne işi var burada? Kaside. Lütfen söyleyeceklerimi söyleyeyim sonra gideceğim. Ne söyleyeceksin ya sen bana? Bunu kim aldı arkadaşlar içeri? Ne yapıyorsunuz lütfen ama? Kapı çıktı ya. Kaside canım. O da sevgilim. Galip sus. Bak sana yaşattığım her şey için çok özür dilerim. Ya ben böyle olsun istemedim. Ben aşık oldum bu şerefsize. Sana ne yaşattıysam aynısını yaşadım ya. Beni bile aldattı ya beni. Oya aşkım ne olur son bir defa affet beni ya. Seni çok seviyorum. O bir kerelik bir şeydi. Yemin ediyorum bir daha olmayacak. Bir daha yapmayacağım. Yemin ederim yapmayacağım. Ne olur yalvarırım ya. Seni geberteceğim Galip. Seni de tatlım. Hayır! İsaade yok! Bir de işini çekeceğim lan! İşini mi çekeceğim? Senin işini sıçarım! Seni de! Gel buraya! Aşkım! Ulan! İki sene çalıştım lan ben. Totalde üç yılımın amına koydun değil mi? Ne oluyordu? Bana bak. Ben senin yüzünden ailemi boşladım. Tamam? Onlar da beni terk etti gitti. O benim o küçücük çocuğum bana böyle içli içli bakıyordu. Niye? Çünkü ben sana inandım da o yüzden. Ama sonra ben ne yapacaktım biliyor musun? Bu proje böyle dünya çapında olacaktı. Ben kendimi affettirecektim ama ne oldu? Ne oldu 19 draft sonra? Sen beni böyle bak gibi attın. Biçim bir tanesine verdin filmi. Ne oldu sonra? Götüyle başıyla oynadılar. Ortaya da bok gibi bir şey çıktı. Yabancı yatırımcılar Bitcoin. Bitcoin'i siktir be lan! Para bitti. He? Para bitti efendim. Ne para bitti? Bana bak. Ulan ne istedim lan benden? He? 3 kuruş için miydi lan? Ama neye çok seviniyorum biliyor musun? Ulan yarrak gibi iş yapmışsınız be! Kötü iş oldu. Biz de sevmedik. İzledik ve sevmedik. İzlediğimizi sevmedik. Sevmedik!